Türkiye 2022 yılının ilk 8 ayında toplam 32 milyon 500 bin 190. Evet, sayı karışık ama evet. 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçi ağırladı. Bu ilk 8 aylık dönemde gelen turist sayısını ifade ediyor. Kimler önde? Ruslar mı? Hayır. Almanlar. ...2022'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Milyonlar Türkiye'ye akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak'la Ağustos ayları arasındaki verilerine göre... ...Türkiye'yi bir önceki yılın aynı dönemine oranla %108,48 artışla... ...29.334.652 yabancı turist ziyaret etti. Ağustos ayında da yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre %52,33 arttı, 6.304.433'e ulaştı. Yılın ilk 8 ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkelerse sırasıyla %105,73 artış ve 3.850.816 kişiyle Almanya, %22,8 artış ve 3.003.836 kişiyle Rusya, %20,57 artış ve 2.360.404 kişiyle İngiltere oldu. İngiltere'nin arkasındaysa Bulgaristan'la İran yer aldı. Ağustos'ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasındaysa 858.265 kişiyle Almanya birinci, 806.505 kişiyle Rusya ikinci, 550.156 kişiyle İngiltere 3. sırada yer aldı. Sıralama aylık verilerde de değişmedi. Bulgaristan'la İran'da İngiltere'nin arkasında yerini aldı. Efendim, İstanbul'da, İstanbul'un çeşitli sokaklarında kendisine rast gelebilirsiniz. Elinde megafon var. Megafonla seyyar satışını gerçekleştiriyor. Megafonla şöyle bir iddiayı ortaya atıyor. Çorap olmayan evde huzur olmaz. Takdir size ait. Ve Sultan Gazi'de 15 mahallede hiçbir vatandaşımı çorapsız bırakmayacağım. Bazen sokağa, bazen de arabanın üzerine çıkıyor. Çorap olmayan evde huzur olmaz diyor. Mesleğini çok seviyor. Bir evde çorap yoksa o evde huzur olamaz. İstanbul'un birçok yerinde elinde megafonla sokakları dolaşarak çorap satan Erkan Tosun, eğlenceli kişiliği ve meslek aşkıyla müşterileri tezgaha çekiyor. Bu vatandaşlara 24 saat onlara her zaman çorap satmaya hazırım. Çünkü bir evde çorap yoksa o evde huzur olamaz. Çünkü her zaman kirli çorap asla giyilmez. Temiz çorap her zaman huzurdur. Çektiği videolarla sosyal medyada da beğeni toplayan Tosun, gerekirse müşterilerine 24 saat çorap satabileceğini söylüyor. Ben bütün vatandaşlarıma çorap satmaya her zaman hazırım. Çünkü çorap gerçekten benim için çok önemli. ekmek hazırlar. Helal da evime ekmek götürüyorlar. Onun için ondan çok mutluyum. Sayın Devlet Akkoş, sizden merak etmeyin. Efendim, böyle fenomen seyyar satıcılarımız olur. Zaman zaman bunlar gelir. İstanbul'da efsaneleşmiş böyle bir isim vardı. Öyle ki dünyanın en önemli işletme okulları, pazarlama bölümlerinde bu kişi hakkında, kendisi rahmetli oldu, tezler, doktora tezleri bile yazdılar, hatta davet ettiler. Bu yurttaşımız da selefinin hakkını veriyor yani.